Evet, herkese merhaba. Bugün çok değişik bir oyun oynayacağız. Ben şimdi bu kızı Barbie'ye çevirmeye çalışacağım. Gerçi bu kız Barbie'ye biraz zor benzer. Şuradan otomatik olarak değiştirebilirim. Bakın bir sürü seçenek var. Yok yok yok, sadece kız olmalı. Tamam. Mesela tamam, buradan başlayalım hadi. Şimdi öncelikle saçlarını değiştirelim. Yüzünü değiştirelim. Evet, saçlara gelelim. Öncelikle sarı olmalı. Şu daha iyice sanki. Yok yok yok. Bu sarı olsun. Barbie'nin saç şekline uygun bir model olmalı. Bakın bu olabilir. Bu olabilir. Ama şu, bu çok daha Barbie'ye benziyor. Biraz değiştirelim. Biraz eğlenelim hatta. At kuyruğu yapmamız gereken zamanlarda onu kullanalım kesinlikle. Bu nasılmış? Muhteşem. Ha, onu denemiştim zaten. Şu. Bu da güzel ama şu an için uygun değil bence. Harika. Harika, harika. Bu olabilir. Şöyle hızlıca bir bakıyorum. Üstünden geçiyorum yine. Evet. Sanırım en iyisi o. Ay, bu da çok güzelmiş ya. Oo, budur. Budur. Harika. Gerçi bu da çok güzel. Ama ben şimdilik bu saçı yapmak istiyorum. Evet. Saçlar sarı oldu. Şimdi bakalım göz rengi, yüz rengi, onlara geçelim. Şimdi mesela yüz şöyle olabilir. Renk bu daha mı iyi? Bu mu daha iyi? Bu daha iyi. Okey. Gözlerine gelelim bakalım. Gözler. Göz rengini seçeceğim. Göz rengi biraz daha koyu olsun. Öbürü çok açık. Bakayım bir daha bakalım. Gerçi Barbie'nin de gözleri bu renktir. Peki tamam. Gelelim makyajına. Şimdi bir göz şekli, aslında bence bu güzel. Biraz belki şöyle çekebiliriz, büyütebiliriz. Şöyle Barbie için uygun bence. Buruna gelelim. Yo. Barbie'ye çok uygun. Biraz kaldırabiliriz de. Tamamdır. Evet. Dudakları. Şu bence güzel. Tamamdır. Peki. Göz makyajını yalnız seçemedik. Bakalım renklere. Pembeli olabilir mi? Mor olabilir. Başka ne seçenekler var? Bakalım bir dakika. Bu da güzel. Bu da güzel. Şurada bakın şöyle açık pembeler. Şöyle bir mor var. Ya da günlük doğal bir makyaj da olabilir. Ya da şu. Bakalım. Yani göz altları çok hoşuma gitmedi. Şu nasılmış? Bak burada daha doğal renkler sanki. Evet, tamamdır. Bir dakika, ruju unutmayalım. Ruj pembe olsun. Evet, harika oldu bence. Biraz Barbie'nin yüzüyle oynamak istiyorum. Çünkü sanki elmacık kemikleri daha çıkık olmalı. Belki biraz çene daha uzun olmalı. Evet. Keşke yanıma bir Barbie alsaydım. Daha çok benzerdi. Bakarak yapsaydım eğer. Ama bence bu haliyle de çok hoş görünüyor. Hemen bir küpe de takalım. Aksesuarlara geldik. Şu nasıl? Çok yakıştı ama daha küçük bir küpe olsun. Evet, harika oluyor. Şapkaya gerek yok. Saçları hallettik. Küpe tamamdır. Gözlük istemiyoruz. Bir kolye. Mesela şu. Evet, yakıştı sanki. Bakalım bakalım bu nasılmış. Bu da güzel. Burada renk de seçebiliyoruz. Beyazmış zaten. Tamam, beyaz oldu. Mavilik de böyle. Yok, beyaz beyaz. Peki. Tamam.
Şimdi Barbie'mizin kıyafetlerine sıra geldi bence. Evet. Bir kere Barbie'nin kalçaları daha dar. Evet, vücudu bence Barbie'ye benzedi. Şimdi güzel bir kıyafet seçelim. Bakar mısınız? Harika bir şey bu. İstediğiniz kıyafetlerden seçiyorsunuz. Bu elbise de çok yakıştı ona. Bakın mesela kırmızı, ama onu kırmızı rujla yaparız. Eşofman da çok yakışıyor. Ay, pijaması falan da var. Harika harika. Ama ben böyle daha şık. Hatta bir gelinlik bile olabilir. Çünkü bu Barbie'nin ilk günü, belki Ken'le bir düğün yapmalıyız. İşte Barbie'nin bugünkü kıyafeti böyle olsun. Hemen ayakkabılara gelelim. Bence bu. Ve rengi beyaz olmalı. Tamamdır. Şöyle bir dönsün bakalım. Biraz daha dönsün bakalım bakalım. Oldukça hoş görünüyor. Evet, yalnız bence eldiven de olmalı. Hemen bakıyorum. Aksesuarlar da olmalı herhalde. Evet. Evet, evet, evet. Çoraplar. Şöyle uzun. Ve beyaz bir eldiven. Tamamdır. Pembe mi yapsak yoksa? Şöyle açık. Pudra da olabilir. Bu çok güzel oldu. Lila nasıl olacak? Ay, lila da yakıştı ama şu daha iyi oldu. Bu da tamamdır. Bir de yüzük taksın. Belli olmayacak ama olsun. Neyse, kolyeyi yani o kadar da önemli bir şey değil. Şimdi Barbie'nin kişilik özelliklerini de ayarlamak istiyorum. Evet, bence evcil biri. Büyük, mutlu bir ailesi olmalı. Evet, bilgelik dersek... Evet, bir zeka küpü diyebiliriz. Aşk dersek ruh ikizini arayabilir. Yemek konusunda da başarılı olduğunu düşünüyorum. Onu da işaretleyelim. Gelelim buraya. Şimdi özelliklerini seçeceğiz. Duygusal, hobileri, hayat tarzı ve sosyal olarak neler olabileceğini işaretleyeceğiz. Şimdi duygusal yönden aslında romantik biri diyebiliriz. Romantik biri. Şimdi hobilerine ne ekleyelim dersek, mesela bir sanat aşığı olabilir. Evet, onu da işaretledik. Hayat tarzı, doğa aşığı olabilir. Sosyal olarak da ne diyebiliriz? Dost. Evet. Ha, gerçi bu da güzel. Evet evet, bu olsun. Aile onun için çok önemli çünkü. İşte budur. Şimdi ona bir isim verelim. Ben isminin de Ceyda olmasını istiyorum. Barbie ve bizim ailedeki Ceyda olabilir. Sonra başka isimler de koyabiliriz bu arada. Soy isimleri ne olsun? Kaya olsun. İşte budur. Bence Barbie harika oldu. Kaydettik. Şimdi Barbie'ye bir ev seçelim. Şurada bir ev güzel olur. Daha sonra da belki bir düğün yaparız. Şimdi şu ev nasıl? Bence bu ev çok güzel. Hadi bu eve taşınalım. İşte bu. Bir dakika. Saçma oldu tabii bu kıyafet burada. Şöyle bir kıyafet daha mı iyi olur acaba? Niye? Çünkü yani burada ev hazırlıklarıyla falan uğraşacak. O yüzden bu kıyafet daha iyi. Eve git diyelim. Ay, ayakları çıplak kaldı. Evet. Evet. Buraya git bakalım Barbie. Şimdi oraya gidiyor. Evi bu bölgede olabilir. Bakalım bakalım bakalım. Ha, orada oturan başkaları da varmış galiba. Ay, bakın burada bir tane hamile bir aile var. Bu onun komşusu olmalı. Yalnız Barbie'nin yani Ceyda'nın bence eşini de yapmamız lazım hemen. Evet, peki nasıl geleceğiz? Ben de bu oyunu yeni oynuyorum bu arada ama çok zevkli. Şimdi galeriye geldik. Evet, buraya ek nasıl yapacağımıza bir bakalım.
Evet. Nasıl ek yapabilirim? Nasıl? Ondan sonra şimdi galeriyi aç. Tamam. Tamam. Buradan yapabiliriz. Biz ana menüye dönelim. Kaydettik ve çıkıyoruz. Tamam. Ana menüye döndüm. Şimdi ben yeni birini ekleyeyim. Olmadı Ceyda'yı da oraya alırız. Ben şimdi şuraya Ken'i eklemek istiyorum. Evet. Bakalım Ken. Ken. Kimden Ken yapabiliriz? Bence herkesten Ken yapabiliriz. Çok zevkli bir oyun. Hadi gelin bu adamı Ken'e döndürelim. Şöyle hayatı değişsin. Bir kere Ken'in sakallı olmasını istemiyoruz. Evet. Gelelim saçları. Saçları bence süper. Rengini değiştirelim. Evet, harika oldu. Aslında sarı da oluyor Ken'in saçları ama bizim Arda'nın saçları sarı değil. Gözler mavi olsun. Biraz daha koyu olsun. Okey. Şimdi dudak bölümüne gelince, oy, felaket oldu. Bence bu iyi. Şimdi biraz yüzü uzamalı. Evet. Oluyor gibi. Bakalım. Şimdi bir de zayıflamalı, değil mi? Şöyle omuzlar genişlesin. Vücut. Burada vücutlar var. Buradan seçeceğiz. Bakın şöyle olduğunu düşünsenize Ken'in. Galiba bu ama o da çok zayıf. Yok, bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Evet, Ken oldu. Bu daraltıyor, inceltiyor. Evet. Budur. Tamam. Geldik giyim şekline. Mesela bu çok yakışır ona. Bir de pantolon seçelim şöyle. Mesela siyah nasıl oldu? Oldu. Kot. Bu da olur. Bu da olur. Evet. Bu arada omuzlarının biraz geniş olduğunu düşünüyorum. Ha, tamam. Ayakkabılara gelince, bu nasıl? Fena olmadı sanki ama biraz spor bir şey olmalı. Bot da olabilir. Galiba ilk giydikleri güzeldi ama ha, bu olsun. Bunun rengini değiştirelim. Şu mesela. Ha, tamamdır. Bence kendi gayet iyi oldu. Şimdi aile özellikleri kesinlikle büyük bir aile. Atletik, evet, aşkla ilgili de ruh ikizini arayan biri diyebiliriz. Yemek yapabilir diye düşünüyorum. Zeki bir adam, doğal, tamamdır. Geçelim buraya. Duygusal olduğunu düşünüyorum. Romantik biri, evet. Hobilerine gelince, o da bir sanata aşığı olabilir. Doğa aşığı diyebiliriz. Obur diyebiliriz. Evet. Evet, obur diyebiliriz. Yemek yemeyi çok seviyormuş. Peki, tamam. Arda Kaya. İşte bu. Süper oldu. Tamamdır. Şimdi yeni bir kişi ekleyelim. Evet, yeni bir kişi. Bayanlardan. Bakalım. Sonra çocuklarını da yapacağız tabii ki. Yine aslında kim olduğu fark etmez. Biz çünkü bütün her şeyi değiştireceğiz. Tamam, hadi böyle başlayalım. Yüz şekline gelince demin Barbie'yi birlikte hazırlamıştık. Yine aynısını yapacağız. Barbie'ye çok benzediğini düşünüyorum. Renk bu olsun. Saçlara gelelim. Saç da seçmiştik. Hangisiydi o? En tepedeydi sanki. Şöyle yandan bir şey miydi? Ay, bu da çok güzel ama buydu galiba bizim seçtiğimiz. Evet, bu çok yakışıyor ona. Biraz yüzünü inceltelim. Biraz çeneyi çekelim. Burun gayet iyi. Dudaklar hafif büyüyebilir. Çok hoş. Makyajına gelelim. Biraz renklendirelim. Şöyle pembe seçtiğimizde bu nasıl oluyor? Yok. Pembe hiç yakışmadı. Mavi olabilir. Mavi galiba en iyisi.
Evet, mavi. Güzel bir ruj. Dudaklar tamam zaten. Ruj seçeceğiz. Evet. Pembe olsun. Şu nasıl? Pembe. Tamam. Ay çok hoş, çok hoş. Küpe. Kulaklar. Evet. Kulaklarından seçim olabiliyor tabii. Evet, fark etmiyor zaten bunlar demek ki. Aksesuar bölümünden bir küpe seçelim. Şunu seçmiştik, değil mi? Rengini de belirleyelim. Beyaz olsun. Beyaz bir inci küpe. Çok hoş, çok hoş. Evet. Ama gülünce pek güzel olmuyor bu arada. Evet, şimdi ona bir kıyafet giydirelim. Bu arada bu da çok şık görünüyor, değil mi? Ama şöyle rahat bir şeyler giysin. Mesela bunun altına bir pantolon giysin çünkü ev arayacaklar. Bugün oldukça yoğun bir gün. Kırmızı nasıl? Ah, bu da çok güzel oldu. Evet, 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 evet. Tamam, kırmızı kalabilir. Gerçi şu kemerli de yakışır mı? Bilemedim. Kafam karıştı şimdi. Ay yok. Şu nasıl? No. Bu da büyük gibi geldi zaten. Galiba en iyisi buydu. Peki, var bir biraz daha dar kalçalı bence. Evet. Gayet güzel. Ayakkabı seçelim hemen. Bir babet giyebilir mesela. Babetin rengini de kırmızı yapalım. Evet. Gayet şık görünüyor. Bayıldım, bayıldım. Evet, ailemizi yapmaya devam ediyoruz. Hemen ismini koyalım. Ceyda. Ceyda Kaya. Kaya. Evet. Evet, Ceyda Kaya tamamdır. Aileyle ilgili tabii ki büyük bir aile. Doğal, doğa aşığı. Popüler biri. Evet, çok popüler biri. Yemek yapmaya bayılır. Hemen diğer özelliklerini seçelim. Temiz diyebiliriz. Doğa aşığı diyebiliriz. Bakalım hayat tarzı. Sanat aşığı. Dost. Süper. Bence oldu. Artık çocukları yapacağız. Can ve Ceren'i yapacağız ama onu diğer bölümde izleyeceğiz. Sonra bu ailemize güzel bir ev yapmayı deneyeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.